Arkadaşlar herkese merhaba. Sürekli olarak siz sevgili beşlerden hocam biz bir günümüzü nasıl geçirmeliyiz, bir gün içinde neler yapmalıyız şeklinde sorular alıyoruz. O yüzden şimdi gelin hep beraber bir günlük rutininiz neler olmalı buna bakalım. olarak size şunu söylemeliyim ki ne olursa olsun erken kalkmalısınız. Yani öğlenci olsanız da sabahçı olsanız da erken kalkmaya gayret edin. Evet zaten genelde birçoğunuz sabahçısınız. Ama öğlenci olan arkadaşlarımız için de sabah saatleri çok kıymetli. Çünkü sizlerin dersi öğlen başlayıp akşama kadar devam ediyor. Ve dersleriniz bittikten sonra ders çalışmaya ya da kendinize vakit ayırmaya çok da fazla enerjiniz kalmıyor. Bu yüzden sabah saatleri sizler için de çok kıymetli. Yani burada size sabah 7'de kalkın demiyorum ama en azından bir sekiz buçuk dokuz gibi kalkmış olmaya gayret edin. 11'e 12'ye kadar uyuyarak gününüzü verimsizleştirmeyin. Arkasından canlı derslerimiz başlamadan önce ise hemen kahvaltı yapmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Ramazan ayındayız ve bazı arkadaşlarımız oruçlu. Oruçlu arkadaşlarımız burayı pas geçebilirler ama oruç tutmayan arkadaşlarımız mutlaka kahvaltı yapmalı. Kahvaltı esnasında da zihnini açacak, gerçekten kendi gelişimini hızlandıracak, yine vitaminli ve kalsiyumlu yiyeceklere yer vermeli. Ardından canlı derslerimiz başlıyor. Burada şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bazılarınızın ders başladıktan sonrasında işte kalemim neredeydi, defterim neredeydi, silgim neredeydi şeklinde evin içinde dönüp durduğunu duyuyorum. Lütfen bunu yapmayın. Nasıl ki okulda öğretmeniniz gelmeden önce sıranızın üzerine kaleminizi, defterinizi çıkartıyorsanız canlı derslerde de aynı şeyi yapmalısınız. Eğer ki canlı dersin ilk 10 dakikasını sürekli bir malzemeyi, bir araç gereci bulmakla evin içinde tur atarsanız o dakikaları geçirmiş olursunuz ve dersin başını kaçırdığınız için de sonra arasında yeterince adapte olamazsınız ve konuyu zihninizde bütünleştiremezsiniz. Bu sebeple de tüm araç gelişlerinizi hazırladıktan sonra can derslere bağlanmak çok daha faydalı olacaktır. Peki derslere başladınız. Derslerde not tutmalı mısınız? Tabii ki evet. Not tutmadan derslerinizi lütfen geçirmeyin. Önünüzde hazırlamış olduğunuz kalemlerinizi ve defterlerinizi gerçekten kullanın. Öğretmenleriniz bazen ekrana bir şeyler yansıtıyor. Bunları not etmeye çalışın. Ya da öğretmenlerinizin bakın çocuklar burası çok önemli dediği yerleri de not etmeye çalışın. Yani bazılarınızın şunu yaptığını duyuyorum. İşte ekran görüntüsü zaten alırım ki. Öğretmen notları atıyor ki. Not tutmama ne gerek var şeklinde yorumlarda bulunuyorsunuz. Ama not tutmak bilgiyi sizin zihninizde çok daha kalıcı bir hale getirir. Bunu da unutmamakta fayda var. Dersleriniz bittikten sonra ise artık bir öğle molasını hak ettiniz. Burada belki molayı birazcık uzatabilirsiniz. Burada oruçlu olmayan arkadaşlarımız bir öğle yemeği yiyebilir, bir şeyler atıştırabilir ya da ufacık bir şekerleme yapabilirsiniz. Bir 45 dakika kadar uyuyabilirsiniz. Bu da günün geri kalan kısmında kendinizi çok daha dinç hissetmenizi sağlayacaktır. Yani aslına bakarsanız kısaca özetlemem gerekirse bu öğle arasında kendinize birazcık dinlenmeye vakit ayırın. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Öğle arasında ben ne istersem yaparım diye düşünüp mümkünse telefonla veya tabletle oynamayın. Çünkü zaten canlı dersler esnasında oldukça fazla dijital ekranlara bakıyorsunuz. Boynunuzda, belinizde, gözlerinizde ağrılar oluşuyor. Aynı şekilde öğle arasında devam ettiğinizde yorgunluğunuzu ikiye katlayacağınızı lütfen unutmayın. Peki öğle aramız bitti. Şimdi ne yapacağız derseniz genelde öğretmenleriniz her gün sizlere ödevler veriyor. Ve bunlar genelde yazı ödevleri oluyor. Sizler de sıklıkla sistemlerde bulunuyorsunuz. Bu kadar ödevi ben nasıl yapacağım? Yoruluyorum, bakıyorum şeklinde şeyler duyuyorum sizlerden. Ama bizler zaten sizlere her gün şunu söylemiyor muyuz? Mutlaka konu tekrar yapmalısınız. O gün öğrendiklerinizi konu tekrar yapmazsanız unutursunuz diyoruz. İşte bu yazı ödevleri de aslında konu tekrar yapmak için çok güzel bir fırsat. Hatta konu tekrarını daha da detaylısa daha da akılda kalıcı hali. Yani burada düşüncelerinizi lütfen olumlu yönde değiştirmeye çalışın. Bakıp usanmak yerine sizler için faydalı olduğunu unutmayın. Ama konu tekrarlarını yaparken şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Televizyonun karşısında birileriyle konuşarak bu ödevleri lütfen yapmayın. Bunun bir ders çalışma süreci olduğunu unutmadan mümkünse çalışma masanızda ve sessiz bir ortamda bu ödevlerinizi tamamlayın. Ödevlerinizi bitirdikten sonra kısa bir mola verebilirsiniz. Molanın arkasından ise sizlerden şu an için çok beklediğimiz bir şey değil ama alışkanlık kazanmanız adına yapmanızı istediğimiz bir şey var test çözmek. Burada soru sayılarınız çok yüksek rakamlar olmak zorunda değil. En azından 30 soru, 40 soru bile çözseniz sizler için faydalı. Şunu diyebilirsiniz. İyi de hocam bizim daha sınava girmemize önümüzde tam 3 sene var. Şimdi çok erken değil mi dediğinizi duyar gibiyim. Evet daha erken ama az önce de söylediğim gibi sizlerden sadece alışkanlık kazanmanızı istiyoruz. Yani oturun da bütün gün 100 soru, 150 soru çözün demiyoruz. Evet şu an bunun için erken haklısınız ama eğer ki soru çözme alışkanlığı kazanmaya gelecek yıllara özellikle de 7. ve 8. sınıfa bırakırsanız sanız işiniz çok zorlaşacaktır. Bu alışkanlığı kazanayım derken ders çalışma sürecinde geçirmiş olacaksınız. Şimdiden ufak ufak başlarsanız gelecek yılda çok daha rahat bir şekilde sınava hazırlandığınızı fark edeceksiniz. Test çözümlerinizi tamamladıktan sonra yine ufak bir mola verebilirsiniz. Bu molanızda yine belki bir şeyler atıştırabilirsiniz. İşte bir meyve suyu içebilirsiniz. Biraz enerji toplayabilirsiniz. Arkasından da artık sıra geldi bence günün en önemli kısmına dil öğrenmeye. Özellikle de şu anda yaşınız daha küçük olduğu için algılarınız çok daha açık. Ezberlemeye çalıştığınız şeyi çok daha kolay bir şekilde aklınıza tutabiliyorsunuz. O yüzden burada sizlere bir kelime kutusu yapmanızı öneriyorum. Evet belki işte deftere yazmak vesaire sıkıcı olabilir ya da tek başına sadece kelimeleri tekrarlamak sıkıcı olabilir. Ama bu kelime kutusu işi biraz daha eğlenceli bir hale getirecektir. Burada renkli kartonların bir yüzünde İngilizce kelimeyi, arka yüzünde de hem kelimenin Türkçesini hem de şeklini çizebilirsiniz. Biraz işin içine şekiller, renkler, işte boyama kalemleri girdiğinde çok daha eğlenerek öğrendiğinizde fark etmiş olacaksınız. Ve lütfen kendinize vakit ayırmanız gerektiğinde unutmayın. Burada hobilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama yine bir dipnot geçmek istiyorum. Hobileriniz bir saat 2 saat boyunca bir bilgisayar oyunu oynamak olmamalı. Burada belki el becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Resimler yapabilirsiniz. işte hikayeler yazabilirsiniz. Özellikle de bu dışarı çıkamadığımız günlerde biraz daha kendinizi oyalayabileceğiniz farklı şeyler yapmak hoşunuza gidecektir. Belki burada sizlere origami çalışmalarını ya da kartonlarla maketler yapmayı önerebilirim. Aynı zamanda spor yapmak da sizi hareketsizlikten kurtararak çok daha enerjik olmanızı sağlayacaktır. Arkasından lütfen ailenizle uzun uzun vakitler geçirmeyi de unutmayın. Gelecek yıllarda sınava hazırlanıyor olacağınız için belki ailenize daha az zaman ayıracaksınız. O yüzden de bugünlerde onlarla bol bol sohbet edin. Hatta belki zeka oyunları da oynayabilirsiniz. Son olarak ise her zaman söz ettiğimiz kitap okumaktan söz etmek istiyorum. Uyumadan önce belki bir yarım saat, 40 dakika kadar kitap okuma yapabilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki hocam ben kitap okumayı hiç sevmiyorum. Kitap okurken çok sıkılıyorum. O zaman bu kitap okuma işine uykudan öncesine değil de günün daha dinç hissettiğiniz bir saatine bırakmalısınız. Çünkü eğer kitap okumayı sevmiyorsanız bu sizin için daha da zor bir hale gelecektir ve kitap okumaktan çok daha fazla soğuyacaksınız. O yüzden de belki günün ilk saatlerinde özellikle de uyandığınız zamanlarda kitap okursanız çok daha kolay bir şekilde, çok daha akıcı bir şekilde okuduğunuzu fark edebilirsiniz. Ve arkasından da tabii ki çok geç olmadan artık uykuya geçiyoruz. Çünkü sizin gelişiminiz için de erken yatıp erken kalkmaya ihtiyacınız var. Bunu da unutmamalısınız. Evet arkadaşlar bugün sizinle bir günlük rutininiz nasıl olmalı bunlarla ilgili konuştuk. Siz bunları uyguluyor musunuz? Yoksa farklı şeyler yapıyor musunuz? Farklı rutinleri olanlar lütfen yorumlara yazmayı unutmasın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.